Merhaba arkadaşlar, bugün FIFA 22 kariyer modunda Süper Lig'in hem itibarını hem de popülerliğini tam puan yaparsak, yani en yükseğe yaparsak, hatta İngiltere Premier Lig'indeki takımlardan dahi yüksek olursa nelerle karşılaşırız? Oyun ciddi anlamda Türkiye Ligi'ne transferler yapar mı? Onu inceleyeceğiz 15 yıl boyunca ve bu takımlar acaba Avrupa'da böyle olunca başarı elde edebilecekler mi? En önemli kafamdaki soru işaretlerinden biri de bu. Videoya geçmeden önce like atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Süper Lig'de birinci sene sonu. Altay 14. olmuş bu sene. Şampiyon Fenerbahçe 80 puanla. Yeni transferlerin bir kısmını da ekledim. Onlar da fark ediyor olabilir şampiyonluklarda. Onu da belirteyim. Türkiye Kupası'nda Altay Kasımpaşa'yı ilk turda yendi. Sonra Başakşehir'e elendi. Şampiyon Trabzonspor. UEFA Süper Kupası Chelsea'nin. Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş vardı. 4 puanla elendi. Başka da Türk takımı yoktu. Şampiyona bakalım. Liverpool. Avrupa Ligi'nde D grubunda Fenerbahçe 2. olmuş 9 puanla. Galatasaray E grubunda 10 puanla 3. olmuş. Çok büyük şanssızlık. Yani 10 puanla lider bile olunabiliyor çünkü. Burada Fenerbahçe ile devam ediyoruz. Salzburg'u 5-2 ön elemede yendiler. Son 16'da Leicester City'yi yendiler. Leipzig'i eledi Fenerbahçe. Ama yarı finalde West Ham 5, Fenerbahçe 3, Real Sociedad şampiyon. Bu arada Konferans Ligi'nde Altay da vardı. 11 puanla 2. olmuşuz. Başka da Türk takımı yok. Devam ediyorum. Ön elemede hem Altay hem Galatasaray vardı. Altay elendi. Galatasaray devam ediyor. Son 16'da Galatasaray LASK'ı eledi. Ren'i geçti. Yarı finalde Tottenham 7, Galatasaray 2. İki kulüp de aslında yarı finali gördü. Biri Konferans Ligi'nde, diğeri Avrupa Ligi'nde. Bu önemli bir gelişmeydi bence. Süper Lig'de krallara geldiğimizde Vişça gol kralı Trabzonspor'dan 25 tane atmış. Asist kralı Vega diye bir isim, Trabzonspor'un yeni transferi muhtemelen. Gol yenmeyen maç sayısında Altay Bayındır 1. Bofen 2. Uğurcan Çakır 3. Şimdi ilk yıl itibariyle buradaki transferler bizim için çok bir şey ifade etmeyebilir. Çünkü Türkiye Ligi'nden hani giden oyuncu varsa belki bir tane çok yüksek bonservis bedeli. Ama Türkiye Ligi'ne çok yüksek bonservis bedeliyle gelen kimse görünmüyor. İkinci sene sonu Süper Lig'de. Bu senenin şampiyonu Fenerbahçe 79 puanla. Beşiktaş çok yaklaşmış, 2 puan arkasındaydı Fenerbahçe'nin. Türkiye Kupası'na geldiğimizde Altay son 16'da elendi. Sonrasında şampiyon Galatasaray. UEFA Süper Kupası Liverpool. Şampiyonlar Ligi'ne geldiğimizde Fenerbahçe B grubunda 1 puanla sonuncu oldu. Başka da Türk takımı yoktu. Şampiyon Manchester United. Avrupa Ligi'nde Galatasaray Milan'ın ardından 2. oldu E grubunda. Trabzonspor H grubunda 2. oldu 8 puanla Atalanta'nın ardından. Ön elemede Trabzon Villarreal'i, Galatasaray Lyon'u geçti. Son 16 Leicester 4, Galatasaray 2, Milan 3, Trabzon 1. Sonrasını hızlıca geçebiliriz. Atalanta şampiyon. Sıra geldi Konferans Ligi'ne. Başakşehir E grubu birincisi. Hatayspor G grubunda 5 puanla elendi. Ön elemeyi geçtik. Son 16'da Başakşehir 2, Maritimo 6. Biraz dağılmışlar sanki. Real Betis şampiyon oldu. Krallıklara geldiğimizde Göztepe'den Di Santo lider. 25 golle asist kralı Borini ve İrfan Can Kahveci. Gol yenmeyen maç sayısında Mert Günok 1, Altay Bayındır 2. Gelelim bu senenin en pahalı transferlerine. Chiesa dünyanın en pahalı transferi olmuş bu sene. Türkiye Ligi'nden giden var mıydı ya da gelen var mıydı diye bakıyorum. 38 milyon euro seviyesinde kimse yok. Süper Lig'de yeni sezon sonu Altay neden 8. oldu, ona bakmak istiyorum. Yani herhangi bir transfer yapmadık. Acaba oyuncular gitti, yeni oyuncular mı geldi? Merak ediyorum. Şampiyon Galatasaray 85 puanla. Türkiye Kupası'na geldiğimizde son 16'da Kayserispor'a elendik. Şampiyon Başakşehir. UEFA Süper Kupası Atalanta. Geldik Şampiyonlar Ligi'ne, Fenerbahçe 5 puanla F grubunda elendi. Başka Türk takımı yoktu. Şampiyon Paris Saint-Germain. Sıra geldi Avrupa Ligi'ne. Burada Beşiktaş vardı. H grubunda 3. olmuş. St. Pets'e nasıl geçildiler? Bu önemli bir soru işareti gerçekten. Şampiyon Liverpool. Konferans Ligi Galatasaray A grubunun lideri. Trabzonspor B grubunda sonuncu. Karagümrük H grubunda 2. Ön elemede 2 tane takımımız var. Beşiktaş devam dedi. Karagümrük Anderlet'e elendi. Son 16 Hoffenheim 5, Beşiktaş 2. Galatasaray 2, Hajduk Split 4. Kimse kalmadı. Nice şampiyon. Krallıklara geldik. Trabzonspor'un oyunun başlarında transfer ettiği Vega gol kralı. Asist kralı Oliveira Galatasaray'dan. Gol yenmeyen maç sayısında ise Beşiktaş Nakamura diye bir kaleci transfer etmiş. O liderliği aldı.
Transfer geçmişine geldiğimizde en pahalı transferlere bakalım. Osimhen bu sene dünyanın en pahalı transferi oldu. Başka bizim dikkatimizi çekebilecek bir transfer var mı? En pahalı transfer dışında kimse dikkatimizi çekmiyor çünkü. Görünende hiçbir şey yok. Maalesef dikkatimizi çeken bir transfer yok. Bu arada Altay kadrosunu da göstereyim. Hani listeden kaynaklı olarak belki çok iyi seviyede olmuş olabiliriz. Bir de Ahmet Yasar Rayan. Sezon 4. Altay bu sene 17. oldu. Geçtiğimiz seneye göre çok gerilerdeyiz aslında. Şampiyon Galatasaray 81 puanla. Türkiye Kupası'na geldiğimizde birinci turda elendik. Son 16 sonuçları çeyrek final, yarı final derken Antalya Spor bu sene şampiyon oldu. UEFA Süper Kupası Liverpool. Geldik Şampiyonlar Ligi'ne, D grubunda Galatasaray vardı. 1 puanla elendi. Fenerbahçe de bu sene Şampiyonlar Ligi'ndeydi. F grubunda 7 puanla Avrupa Ligi'ne düştü diyebiliriz. Bundan sonra şampiyona bakmalıyız. Barcelona şampiyon. Avrupa Ligi gruplarında herhangi bir takımımız yoktu bu sene. Ön elemede Fenerbahçe Celtic'e elendi. Türk takımı kalmadı. Atletico şampiyon oldu. Konferans ligindeyiz. Beşiktaş B grubunun ikincisi. AEK Athens'in ardından. Başakşehir G grubunda 4 puanla elendi. Trabzonspor E grubunda ikinci oldu. Ön elemede Trabzon Roma karşısında dağılmış. Beşiktaş yoluna devam ediyor. Son 16 Gent 4, Beşiktaş 1. Şampiyon Lazio. Bu sene krallıklarda Weghorst Beşiktaş'tan birinci. Asist kralı Rossi. Gol yemeye maç sayısında Muslera 1, Gomez 2. Başakşehir'in kalecisi de değişmiş. Gelin en pahalı transferlere bakalım. Bu arada Firmino Mönchengladbach'a gitmiş. İlk dikkatimizi çeken transfer oldu. En pahalı transfer Aurelien. 150 milyon euroya Inter'e gitti. Harry Kane Barça'ya gitmiş. O da iyi transferlerden biriydi. Çok pahalı bir transfer var mı? Çünkü yavaş yavaş bizim takımların bütçeleri iyi seviyelere gelmeye başlıyor bu yıllar itibariyle. Özellikle büyük takımların kadrolarını inceleyeceğimiz o sezon sonuna, yani 5. sene sonuna geldik. Altay 15. oldu. Bu senenin şampiyonu Fenerbahçe 86 puanla. Türkiye Kupası'na geldiğimizde Altay Trabzonspor'a son 16'da elendi. Şampiyon Trabzonspor. UEFA Süper Kupası Barça'nın. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray E grubunda 5 puanla elendi. Beşiktaş da varmış. 3 puanla G grubunda elendi onlar da. Şampiyon ise Real Madrid. Avrupa Ligi'nde Antalya Spor vardı. 4 puanla A grubunda elendi. Başka da Türk takımı yok. O yüzden direkt şampiyona gidebiliriz. Paris Saint-Germain. Konferans Ligi'ne geldiğimizde ise Fenerbahçe E grubu lideri, Trabzonspor H grubu sonuncusu. Ön elemeyi atladık. Son 16. Fenerbahçe 5, Vitoria 3. Çeyrek finalde Hoffenheim Fenerbahçe'yi eledi. Chelsea şampiyon. Krallıklara geldiğimizde Muleka Beşiktaş'tan gol kralı. Lincoln 2. Longstaff'ı almış Göztepe. O da 3. hatta ikinciliği paylaşıyor. Asist kralı Kouassi ve Abid. Gol yemeyen maç sayısında İsmail Çipe 1. Bizi sürprizle karşılaştırdı İsmail Çipe. Bu senenin en pahalı transferi Bastoni. Darwin Núñez'le transfer olmuş hatta. İyi bir ücrete gitmiş gibi duruyor. Türkiye'den gelen ya da giden var mı? En azından benim şu ana kadar gözümden kaçtı varsa bile. Geldik Beşiktaş'ın takım kadrosuna. Burada Muleka 79'u buldu. Daniel Salloy diye bir isim var. Orta saha hattında SAD İsviçreli, 22 yaşında bir saha orta saha var. İyi bir oyuncuya benziyor. Defans hattında Maçon'u almışlar 78. Asıl burada Becir Ömer Agiç var 77 geniyle derken Osay Samuel Beşiktaş'a gelmiş. Jack Robinson diye bir oyuncu transfer etmişler yine. Kale hattında da Oscar Prado diye 79'luk Arjantinli bir kaleci var. Ama sanki ona rağmen Emre Bilgin oynamış gibi duruyordu. Krallıklara baktığımızda Fenerbahçe'nin forveti Beto. 81 ile oynuyor, 28 yaşında, çok iyi forvet bu arada. Orta saha hattına geldiğimizde Ferdi Kadıoğlu 80, Lincoln 82. Defans hattında yeni transferlerden Dalant var 77 geniyle. Gayet iyiymiş. Sağ beki önemli bir potansiyele sahip, Regen olabilir diyecekken potansiyeli görünmüyor tabii kendisinin. Bir de Cihan Çakmak diye 72 genli Regen stoperleri var Türk. Altay'ı da satmamışlar. Fenerbahçe Altay'dan dolayı şu ana kadar ön plana çıktı. Galatasaray'a geldiğimizde Leonardo Costa diye Regen var hücum hattında. Hücum hattı biraz yaşlanmış sanki. Orta sahasında İrlandalı bir defansif orta saha var, çok iyi. Duda 75'li burada oynuyor. Defansına geldiğimizde Leo 77 genli. Onun dışında Arthur Zagre'yi almışlar 74 genli. Kalede bir tek İsmail Çipe var. Sıra Trabzonspor'a geldi. Hücum hattı çok kalabalık. Yani neredeyse kimse gitmemiş üstüne. Yeni regenler gelmeye başlamış.
Orta saha hattına baktığımızda da yine Trabzon baya baya kadroyu korumuş gibi. Murillo diye stoper almışlar. Sol bekleri değil Singraven 75'ken hiç fena değil o da. Kale hattında Arda ve Fuzato. Bu arada yine dikkat çekici oyunculardan birini göstereyim. Brennan Johnson'u almış Başakşehir 81 geldi. Orta sahasında Marcel Ruiz var. Yine dikkat çekici bir transfer buldum. Rıdvan Yılmaz Alanyaspor'a gitmiş. İşte Matthew Longstaff da Göztepe'de. Sanki şunu hissediyor gibiyiz. Birazcık daha vizyonlu transferler yapıyorlar. Yeni sezon sonuna geldik. Altay bu sene 12.liğe kadar yükseldi. Şampiyon Trabzonspor 90 puanla. Türkiye Kupası'na geldiğimizde son 16'da Kayserispor'u yendik. Çeyrek finalde Galatasaray'a elendik. Antalyaspor şampiyon. UEFA Süper Kupası Paris Saint Germain. Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe B grubu sonuncusu oldu. Başka da Türk takımı yoktu. Şampiyona bakalım Inter. Geldik Avrupa Ligi'ne Galatasaray B grubunda sonuncu oldu. Bu sene çok kötüler. Trabzonspor F grubunda ikinci. Yoluna devam ediyor ön elemede. Frankfurt'a elendi ama orada. Şampiyon Real Sociedad. Konferans Ligi'ne geldiğimizde ise Kasımpaşa E grubunda 8 puanla ikinci. Beşiktaş H grubunda sonuncu oldu. Ön eleme Kasımpaşa Slavia Praha elendi. Şampiyon Mönchengladbach. Ligde kral Beto Fenerbahçe'den, Costa Galatasaray'dan ikinci oldu. Asist kralı Lincoln Fenerbahçe'den, Enis Destan ikinci bu sene. Gol yenme maç sayısında Günay Güvenç ve Prado birinciliği paylaşıyor. Prado'nun böyle bir şey yapacağı belliydi ama 79 genli Türkiye'de bir kaleciden bahsediyoruz. Jude Bellingham bu senenin en pahalı transferi oldu. Onun dışında yine Türkiye'ye gelen giden pahalı bir transfer yok. Daha ucuz hallediyorlar. Bir başka sezon sonu. Adana Demirspor bu sene sonuncu, Altay 11. Kaleci ve forvet Altay'da bence Süper Lig seviyesi için üst düzey seviyedeler. Şampiyon Fenerbahçe oldu. Türkiye Kupası'na geldiğimizde Rizespor'u eledik. Sonrasında Fenerbahçe'ye elendik. Şampiyon Fenerbahçe. UEFA Süper Kupası Inter'in. Şampiyonlar Ligi'nde A grubunda Trabzonspor 2 puanla sonuncu oldu. Başka Türk takımı var mıydı? Maalesef yoktu. Şampiyonda Liverpool. Avrupa Ligi'ne geldiğimizde C grubunda Fenerbahçe 2. 8 puanla. Antalyaspor vardı, bir de G grubunda sonuncu oldular. Ön elemede Fenerbahçe yoluna devam dedi. Son 16'da Atalanta'ya elendiler. Leicester şampiyon. Geldik Konferans Ligi'ne. Başakşehir 1. olarak son 16'da. Beşiktaş F grubunda 2 puan toplayabilmiş, sonuncu oldu. Direkt son 16'ya geçtik. Başakşehir 3, Utrecht 5. Şampiyon ise Wolfsburg. Aslında Konferans Ligi gelebilir diye düşünüyorum. Bu arada şöyle kadroyu gösterecek olursam Lis ve Ryan acayip seviyedeler. Krallıklarda Galatasaray'dan Costa 1. Asist kralı Bird Beşiktaş'tan 14 asist yapmış. Gol yenmeye maç sayısında ise Fenerbahçe Fırıtılı almış. O da lider. Demek ki Altay Bayındır'ı sattılar. Hatta iyi bonservis bedeline gitmiş olabilir mi? Aklımdaki önemli soru işareti bu. Artık şurada Türkiye Ligi'nden giden ya da gelen bir tane isim görmek istiyorum. Ama görmek mümkün değil sanki. Bu arada şans eseri denk geldim. Mesela yeni Malatyaspor Nicolas Redondo diye bir ismi Lorient'e satmış. İyi de bir kaleci hem de. Önümüzdeki sene o kısımda böyle daha daraltılmış bir arama yapmak istiyorum. Mesela sadece Süper Lig'deki transferleri görmek istesek bunu yapıyor olmamız gerekiyor bence. Süper Lig'de bu senenin şampiyonu kim oldu? Altay öncelikle 6. olmuş 60 puanla. Kutlamak lazım takımı. Şampiyon Beşiktaş. Türkiye Kupası'na geldiğimizde 2-1'lik galibiyetle başladık. Başakşehir'e eledik. Yarı final geldi. Yarı finalde elendik. Fenerbahçe şampiyon. UEFA Süper Kupası Leicester City'nin. Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. D grubunda Fenerbahçe 3. olmuş. Sporting Lisbon'u geçmişler. Başka da Türk takımı yoktu yine her zaman olduğu gibi. Avrupa Ligi'ne geldiğimizde Başakşehir 1 puanla H grubunda elendi. Ön elemede Fenerbahçe İbernian'ı yendi. Son 16'da Antwerp'i elediler ama çeyrek finalde Atalanta'ya elendiler. Şimdi Konferans Ligi'ndeyiz. Beşiktaş B grubu sonuncusu. Trabzonspor C grubunda 3. olarak elendi. Galatasaray D grubunda sonuncu oldu. Gerçekten çok kötü bir sene Konferans Ligi için özellikle. Süper Lig'de krala geldiğimizde Sallo'yu Beşiktaş'tan, asist kralı Ruiz Başakşehir'den, gol yenmeyen maç sayısında Karakuş Adana Demirspor kalecisi yalnız Liz bizden 2. olmuş. Kadroya bakmak istiyorum. 2 tane oyuncuyla baya baya götürüyoruz herhalde. Yalnız forvet 86 oldu şaka maka. Bu senenin en pahalı transferi bir Regen, Fransız merkez forvet. Aşağı doğru iniyorum yine. Hani Türkiye'den satış vesaire var mı diye. Yok.
Bir başka sene sonu. Altay adım adım şampiyonluğa gidiyor. Ben böyle bir şey görmedim. 68 puan ve dördüncülük geldi bu sene. Türkiye Kupası'na geldiğimizde Adana Demirspor'u yendik. Göztepe'yi eledik. Sivas Spor'u geçtik. Finalde Galatasaray'a kaybettik. UEFA Süper Kupası Dortmund. Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş F grubunda sonuncu oldu. Başka da Türk takımı olmayınca Paris Saint-Germain şampiyon. Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe C grubunu ikinci olarak tamamladı 11 puanla. Devam ediyoruz. Ön elemede Fenerbahçe Sporting'i geçti. Sonrasında Villarreal 5, Fenerbahçe 0, şampiyon Atalanta. Geldik Konferans Ligi'ne. Başakşehir E grubunda sonuncu. Adana Demirspor G grubunda üçüncü. Kayseri Spor H grubunda üçüncü ve şampiyon Montpellier. Süper Lig'de gol kralı Salloa'yı Beşiktaş'tan, asist kralı Kouassi Trabzonspor'dan, gol yemeyen maç sayısında Lis bizden birinci, Arda Akbulut'la paylaşıyor hatta birinciliği. Ya kadroda Ryan 87, Lis 80 oldu diye dördüncü olduk. Başka da oyuncu yok diyebilirim neredeyse. Acayip gidiyor takım. En pahalı transferlere hadi gelin bakalım. Izquierdo şu an dünyanın en pahalı transferi. Muhtemelen de Ronaldo'nun regeni olduğunu düşündüğüm isim. Ama bu saatten sonra Türkiye Ligi'nden pahalı bir transfer olacağını zannetmiyorum. Süper Lig'de 10. senedeyiz. Yani en iyi takımların bu sene kadrolarına bakacağız. Altay bu sene 4. oldu. Şampiyon Galatasaray. Türkiye Kupası'na geldik. 6-1'lik Kayseri galibiyeti. Trabzon'u yendik. Beşiktaş'ı yendik. Finalde yenildik. Şu kadroyla az daha yine kupayı alıyorduk. UEFA Süper Kupası Paris'in. Geldik Şampiyonlar Ligi'ne. Fenerbahçe 1 puanla B grubunda elendi. Başka da Türk takımı yine yok. Avrupa Ligi'ne geldiğimizde Beşiktaş B grubunda sonuncu oldu. Galatasaray H grubu lideri, yalnız 11-11 olmuş puan durumu. Helsinki'nin o 1 puanı her şeyi değiştirdi. Son 16'da da çok şanssız bir eşleşme Liverpool. Onlar gitti, şampiyon oldu. Altay bu sene Konferans Ligi'ndeydi. Ne yazık ki 3. olduk. Trabzonspor'da H grubunda sonuncu olmuş. Gelin direkt şampiyona bakalım. Brentford. Geldi krallıklara. Galatasaray'dan Yılmaz 23 golle gol kralı. Asist kralı Muhammed Gümüşkaya. Fenerbahçe'den gol yemeyen maç sayısında Galatasaray'ın kalecisi Prince lider. Şöyle hemen transfer geçmişine de bakalım. Sancho bu senenin en pahalı transferiydi. Ama bizden birisi var mıydı yani çok yüksek bedelli transfer olacak? Yani ne kadar itibar ve popülerliği arttırmış olsak da yönetimden bir kişi de iyi bir wonderkid alıp 60-70 milyon eurolara satalım demiyor herhalde. Bu arada Ryan düşüş göstermeye başlamış. O da çok yaşlandı. Beşiktaş'ın kadrosuyla başlayalım. Salloa'yı 70, Markov 58 mi? Bir tane hücuma oyuncu almaları gerekiyor. Max Bird fena bir transfer değil. Gebreyesus 82 olmuş bu arada. O bayağı iyi gelişmiş. Orta sahada 75'lik bir regenleri var. Defans hattına geldiğimizde Serdar Saatçı çok iyi seviyede. Kalede Vanya Milinkovic-Savic varmış. İyi bir kaleci. Fenerbahçe'de forveti Lucas Studer. Orta saha hattında 84'lük Arda Güler. Buradan ayrılmıyor Arda Güler kolay kolay. Sergio Martinez hiç fena oyuncu değil yalnız. Defans hattında ise ya Dalant hala iyi seviyede. Kalede hem Christian hem de Marian. Marian bayağı iyi seviyedeymiş, 80. Galatasaray'a geldiğimizde Mikel Jonsen ve Morussan hücum hattı var. Orta sahasında dikkat çekici bir Gabriel Pereira vardı. Defansına geldiğimizde Bateye 78 ile oynuyormuş. Greco diye sol bekleri var 79'luk. Oku'u almışlar 80'lik stoper. Ve kalede 1.79 bir de 80'lik oyuncu var. Prince 85'leri de görebilir. Tabi acaba potansiyeli kaç? Trabzonspor'a geldiğimizde hücum hattı 75-73-70. Orta sahasında Abdülkadir Ömür en dikkat çekici oyuncusu. Defans hattında Rosas ve Wilmot gayet iyi seviyelerde. Kalede Fuzato var. Başakşehir'de çok yetenekli bir isim buldum. 82'lik Mait Tahirovic diye sağ kanat var. Bir de yeni Malatyaspor'un bir orta sahası var. 80'lik Johan Hov diye bir isim. Son 5 senelik sürece girdik. Bu sene Altay 7. şampiyon Beşiktaş, hem de ikili avarajda da genel avarajda. Türkiye Kupası'na geldiğimizde 5-4'lük Göztepe galibiyeti sonrasında çeyrek finalde elendik. Fenerbahçe şampiyon oldu. UEFA Süper Kupası Real Madrid. Şampiyonlar Ligi'nde bu sene bakalım Fenerbahçe ne yaptı? 1 puanla elendi. Galatasaray 6 puanla 3. oldu. Avrupa Ligi dediler. Barcelona şampiyon. Avrupa Ligi'ne geldiğimizde
Trabzonspor 3. olarak Konferans Ligi demiş. Ön elemede Galatasaray vardı. Kopenhag elendi. Şampiyon ise Tottenham. Konferans Ligi'nde Altay yine denedi olmadı. 3. olduk. Beşiktaş D grubunda 3. olmuş. Ön elemede Trabzon vardı. Pizzen'i yendi. Son 16'da Hetafe 5, Trabzon 0. Şampiyon Arsenal. Ligde krallara geldik. Arda Güler gol kralı. Asist kralı Arda Güler. Gol yenmeyen maç sayısında Galatasaray'dan Prince 1. En pahalı transfer bu sene Schulz. Türkiye'den herhangi bir isim var mıydı satış ya da transfer olarak? Yine ne yazık ki görünmüyor. Süper Lig'de bir başka sene sonuna geldik. Son senelere doğru adım adım giderken Altay bu sene 3. oldu ve 5 puanla şampiyonluğu kaçırdık. Fenerbahçe şampiyon. Türkiye Kupası'na geldiğimizde son 16'da elenen bir Altay vardı. Şampiyon Trabzonspor. UEFA Süper Kupası Barça'nın. Şampiyonlar Ligi'ne geldiğimizde Fenerbahçe E grubunda 1 puanla elendi. Beşiktaş da H grubunda 2 puanla elendi. Şampiyon Manchester City. Avrupa Ligi'ne geldiğimizde ise burada kimse yokmuş. Direkt şampiyona geçelim, Paris Saint Germain. Konferans Ligi'ne geldik. Trabzon C grubunda 3. olarak elendi. Başakşehir E grubunda 2. oldu. Bir takım daha olması lazım. Galatasaray H grubunda 3. olarak elendi. Ön eleme Başakşehir, Steaua Bükreş'e elendi. Şampiyonda Ajax. Bu sene gol kralı bizden çıktı. Ryan 25 tane attı. Asist kralı Sivasspor'dan Sahraoui. Gol yenmeyen maç sayısında ise Fenerbahçe'nin kalecisi Avani 1. Transfer durumlarına gelecek olursak Felix dünyanın en pahalısı oldu bu sene satış bakımından. Ama Türkiye'den herhangi bir giden futbolcu görünmüyor. Evet, bizim Liz sanırım takımdan gitti ya da emekli oldu. Altay bu sene 19. Şampiyona gelin bakalım. Bu sene Fenerbahçe 87 ile şampiyon. Türkiye Kupası'na geldiğimizde Galatasaray'ı eledik, Sivas'ı eledik. Altay finalde kaybetti yine. Fenerbahçe şampiyon. UEFA Süper Kupası Paris Saint Germain. Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe A grubunda sonuncu oldu. Başka biri var mıydı? Yoktu. Şampiyon Arsenal. Avrupa Ligi'ne geldi sıra. Başakşehir C grubunda 2. olmuş 7 puanla. Trabzon da Konferans Ligi'ne düştü. Ön elemede Başakşehir 5, Atletico Madrid 4. Başakşehir sonrasında yani İsviçre takımına elendi. Şaka gibi. Gerçekten şaka gibi. Konferans Ligi'nde Altay gruptan çıkmayı başardı. Bakıyorum. Başka Galatasaray C grubunda 2. oldu. 2 takımla devam. Hatta 3, Trabzon da var çünkü. Trabzon Zirye'ye elendi. Galatasaray Porto'yu yendi. Biz de Molde'ye elendik. Galatasaray sonrasında Sporting'e elendi. Şampiyon Marsilya. Ligde bu sene kral Rizzo, Arda Güler de 2. olmuş. Asist kralı Arda Güler. Gol yenmeyen maç sayısında ise Rize Spor'dan Görgen 1. Bu senenin en pahalı transferi Arjantinli merkez forvet. Ya Vitesse'den filan acayip paralara giden oyuncular var. Türkiye'den neden gitmiyorlar bilmiyorum. Hani her şeyi uygun seviyeye getirdim aslında. Sondan ikinci sene sonu. Altay 28 puanla 19. oldu. Şampiyon ise bu sene Yeni Malatyaspor 84 puanla. Sürpriz gibi sürpriz oldu. Kupaya geldiğimizde son 16'da elenen bir Altay vardı. Fenerbahçe şampiyon. Süper Kupa Arsenal. Şampiyonlar Ligi'ne geldiğimizde burada Fenerbahçe F grubunda yine sonuncu oldu. Şampiyon Manchester United. Avrupa Ligi'nde ise durum nasıl? Başakşehir F grubunda 3. Başka da Türk takımı zaten yoktu. Şampiyon Reims. Son olarak da Konferans Ligi'ne geldiğimizde Sivasspor C grubu lideri. Devam ediyoruz. Hatayspor F grubunda elendi. Konyaspor H grubu lideri. Ön elemede Başakşehir Vitesse'ye elendi. Son 16'da Sivasspor Porto'ya elendi. Konya'da Aarhus'a elendi. Şampiyon Olympique Lyon. Süper Lig'de gol kralı Arda Güler, asist kralı Yıldırım Hatayspor'dan, gol yenmeyen maç sayısında da Yeni Malatyaspor kalecisi 1. Transfer geçmişine geldiğimizde bu senenin en pahalı transferi görüntüde. Yine Türkiye'den gelen ya da giden bir isim var mı diye bakıyoruz ama artık umudu kestim. Son sezon sonundayız. Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray. Türkiye Kupası'nın son şampiyonu peki kim oldu? Aytemiz Alanyaspor, UEFA Süper Kupası Reims'in. Reims bile başardı, bizim takımlar başaramadı. Yeni Malatyaspor C grubunda sonuncu oldu bu arada. Devam ediyoruz. Şampiyon Tottenham. Avrupa Ligi'ne geldiğimizde ise Galatasaray H grubunda 2. olmuş 8 puanla. Sonra Juventus 7, Galatasaray 5 mi? O nasıl maç sonucu ya? Şampiyon
Leicester. Konferans Ligi'nde Kayserispor 1 puanla elendi. Hatayspor 4 puanla elendi. Ve Fenerbahçe 8 puanla elendi. Şampiyon Sevilla. Süper Lig'de gol kralı Pavlović Karagümrük'ten. Asist kralı Yamam diye bir isim Yeni Malatyaspor'dan. Gol yenmeyen maç sayısında ise Konyaspor'un kalecisini İberk 1. Son kez bakıyoruz. En pahalı transfer bu sene stopermiş. Türkiye'den biri var mı diye çok hızlı bir şekilde geçiyorum. En azından satışlara bakıyorum şu an. Ama kimse görünmüyor. Geldik kadrolara. Beşiktaş'ta 36'lık sağ kanat var. Kesin bizden gitti bu adam. Orta sahada bayağı iyiymiş Beşiktaş'ın. 70 üstünde çok fazla isim var. Defansı idare ediyor. Kalecisi fena değil. O da Lis bu arada. Evet, kesinlikle Lis. Fenerbahçe'ye geldiğimizde forvette Studer hala tek başına idare ediyor. Arda Güler 85 seviyesinde. Bruno Hinz 81'miş. 82'lik bir orta sahası daha var. Defansı idare eder. Kaleci idare eder. Galatasaray'da ise hücum attı. Bu şekilde orta sahası 78'lik. Bakasetas Regeni olabilir diye düşündüğüm bir isim. Oko 80 olmuş stoperde. Kalede Prince 81. Trabzon'a baktığımızda hücum attı bu. Orta sahası çok idare eder. Abdülkadir de düşmeye başlamış. Defansında yine iyi isimler vardı ama kalecisi yok. O seviyede en azından. Yeni Malatyaspor'a bakmak istiyorum. Fatih Yamam. Bu adam da bizim Ryan ya. Net Ryan, 83'le oynuyor bu isim. Orta saha hattına geldiğimizde 2 tane 78'lik oyuncu gördüm. Defansı hiç yok. Kalecisi hiç yok abi takımın. Bu arada Giresunspor'da 81'lik bir ofansif orta saha varmış. Onun dışında da 80 üstünde çok fazla oyuncu yok. Evet, 15 yıl boyunca Süper Lig kulüplerinin hem popülerliğini hem de itibarını tam puan yaparsak ne olur onu inceledik. Çok bir şey değişti mi? Bence transferler anlamında bazı şeyler değişti diyebilirim. Ama bütçesel sıkıntılar bence yine sorun teşkil etti mi etti. Videonun sonuna geldik. Like atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.